engellemelere rağmen çok büyüksün Türkiye. Ne yapmaya çalıştılar? Ne yapmaya çalıştılar? Ne? Faşist gezi kalkışması sırasında 2013 Mayıs Haziran'ında, bak 4. seneyi devresindeyiz. Ne dediler? Alışveriş yapma, ekonomiyi durdur dediler. Doğru mu? Demediler mi bunu? Açık açık o kurbağalı dereceğin üzerinde. Neydi o şeydeki, Kızıl Toprak'taki parkın adı ya? Fenerbahçe Park, Fenerbahçe'nin oradaki park. Orada şey yaptılar ya, ya gelmedi adı aklıma. Neyse. Akşamları toplantılar yapıyorlardı, buluşmalar yapıyorlardı. Açık açık demediler mi? Alışverişi kes, ekonomiyi durdur diye. Ha? 17 Aralık, 17-25 Aralık neydi? Ekonomiyi durdurma operasyonu değil miydi? Bilmem kaç milyar dolar hortumlanmış falan diye. Sistematik olarak buna çalıştılar, buna oynadılar. Oldu mu? Olmadı işte bak. Herhal ve şartta ilk çeyrekte %5. Türkiye ekonomisi darbe girişiminden teröre, kredi derecelendirme oyunlarından uluslararası dalgalanmalara kadar tüm engelleri aştı. %5'lik büyümeyle dünyayı salladı. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Hikaye bu. Şu ünlüler iftarını da gör. Allah tuttukları oruçları kabul etsin. Ay diyemedim, dilim, damağım kurudu. Allah tuttukları oruçları kabul etsin. Dün akşam Tarabya Huber'de açmışlar iftarlarını. Türkiye'de örneğin az hastanın 2000 kişilik opera binasının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu. Ülkemize böyle bir eseri kazandıran anlayışı, Taksim'deki o sağlıksız ve çirkin yapıyı yıkıp yerine daha güzel bir eser kazandırmak istediği için uzun yıllar yerden yere vurdular. Atatürk Kültür Merkezi'ni de aynı mimari gruba yaptırdık. Proje bitti. Orayı yıkıp çok güzel bir eseri İstanbul'umuza kazandıracağız diyor. Sanat ve spor kimsenin tek elinde değildir. Sözleriyle yer bulmuş dünkü konuşması. Burada Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses gibi isimleri görüyoruz Tarabya Huber'de. Burada da Aykut Kocaman'la fotoğrafı var. Çok az aşağıda bak bak bak. Aykut Kocaman'a büyük ihtimalle başarılar diledi yeni göreviyle ilgili olarak.